Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde jQuery Lightbox'ı inceleyeceğiz. Hatırlarsanız geçen dersimizde FunchyBox'ı incelemiştik. Birçok özelliğini görmüştük FunchyBox'ın. Şu an için projemize FunchyBox eklemek çok erken, eklemek için çok erken arkadaşlar. Bunun yerine Lightbox ekleyeceğiz. Hem Lightbox'ı da görmüş olacağız. Lightbox'ı isterseniz direkt Google'a jQuery Lightbox diye yazıp çıkan sitelerden, Türkçe sitelerden kullanımını ve işte dosyalarını bulabilirsiniz. Zaten ben konunun altında paylaşacağım Lightbox'ın dosyalarını arkadaşlar. Şurada bakın dosyalarımız. İsterseniz önce bir bunu açalım, bunu inceleyelim. Nedir, ne değildir Lightbox? Bunu bir görelim. Kendi kaynağı üzerinde, dosyalar üzerinde. Şu sayfamızı bir açalım. Lightbox arkadaşlar, FunchyBox'ın resim efektinin hemen hemen aynısı. Bakın tıklıyoruz. Resim geliyor. Altta işte resme ait title yazısı geliyor. Bakın aynı şekilde işte geçiş yapabiliyor istediğimiz gibi sayfanın içindeki resimleri. Şimdi arkadaşlar hemen Lightbox'ı entegre etmek için ilgili dosyaları bir görelim. Hemen şunu bir ben Notepad'de açayım siz de görün. Arkadaşlar bakın Lightbox için iki tane dosyaya ihtiyacımız varmış. Bunlardan birisi JS dosyası, JavaScript dosyası, diğeri de CSS dosyası. Diğerleri zaten jQuery dosyamızı biz dahil etmiştik. Bu da genel bir stil dosyası. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Hemen gidelim şu dosyaları alalım. Projemize dahil edelim. Ne vardı arkadaşlar burada? Hangisini kullanmış? Bakın şunu kullanmış direkt. Bakalım aşağıda başka çağırmış mı? Burada hiçbir şekilde çağırmamış. Evet. Tek dosyayla işi bitirmiş. Hemen şu dosyayı alıyorum. Kopyala diyorum. Projemin içine gelip şuraya yapıştırıyorum. Lightbox geldi. Bunu unutmadan hemen çağıralım arkadaşlar. En son ne çağırmışız? Şurada gidelim. Kopyalayalım burayı. Kopyalayamamışız. İsmini aldık, yapıştırdık. Lightbox'ı sayfamıza dahil ettik böylelikle. İkinci dosyamız neydi? Lightbox CSS. CSS klasörünün içinde. Hemen buraya geliyorum. Bakın. Şunu da alıyorum. Kopyala diyorum. Projeme geliyorum. CSS'in içine yapıştırıyorum. Daha sonra CSS'leri çağırdığımız yer en son şunu çağırmışız. Ctrl C ediyoruz. Ctrl V ediyoruz. Evet. Bunu da buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu anda çağırdık. Kütüphanemizi sayfamıza çağırdık. Projemize dahil ettik. Bundan sonraki aşama artık resim yollarını çağırmak. Nedir o resim yolları? Bakın arkadaşlar burada images'e girdiğimiz zaman bakın şurada 4 tane bir resim var. Görüyor musunuz? Bunları çağırmak. Bu 4 resmi ben kopyala diyorum. Normalde biz direkt images diye attığımız zaman bunları otomatik olarak görecektir. Ama ben kendi kütüphaneme uygun gitsin diye şurada bir tane dosya oluşturacağım. Klasör, pardon. Ne olsun burada? Evet, box olsun. Box olsun. Finish diyelim. Bunun için arkadaşlar biraz önce kopyaladığım resimleri yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şu anda normal şartlarda bizim Lightbox'ımız çalışacak. Nasıl çalışacak? Son hamlemizi yapacağız. Bakın. Görüyor musunuz? Function galeri A diyor. Şu kısmını alıyorum. Ctrl C ile. Galeri klasını ID'sine sahip olan divin içindeki veya işte nesnenin içindeki A'ya tıklandığı zaman diyor burada arkadaşlar. Ben bunu böyle yapmayacağım. Direkt geleceğim. A nokta diyeceğim. Ne yapalım bunu?
Galeri. Klası galeri olan. Hatta galeri aç olan A'ya tıklandığında Lightbox'ımızı çalıştır diyeceğim. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Kullanımını görmek için hemen şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Şurayı da kapatıyoruz. Neredeydi? Buradaydı. Bakın burada bir resmimiz var. Hemen buraya geliyorum. A diyorum. Href. Bunu düzenleyeceğiz. Kalsın. Title diyorum. Daha sonra class diyorum. Class'ına bunu yapıştırıyorum. Bu resmi A'nın içine alarak kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar href'ine ne yapacağız? Href'ine geliyoruz. Buradaki resmi yolunun aynısını ya da biz işte thumbnail kullanırsak resimlerin bir ufak versiyonu, bir büyük versiyon olursa onları ayırt edeceğiz. Şu an için tek versiyon kullandığımız için bu şekilde olacak. Gidelim arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra projem burada. Yeniliyorum. Tıklıyorum. Bakın resim geldi. Ama bakın dikkat ederseniz resimler gelmedi arkadaşlar. Diğer resimler. Şurada bir kapat gelmesi lazım. Bu gelmedi farkındaysanız. Gidelim bakalım niye gelmemiş. Biz resim yollarını değiştirmiştik hatırlarsanız. Şuradan Lightbox.js dosyasını açıyoruz. UTF-8 falan. Yok, bunları hiç kullanamayalım şimdilik. Pardon. Tamam yapsın. İşimiz yok. Burada arkadaşlar bakın nerede diyor? İmages'in altında diyor. Buraya geliyorum. İmages diyorum büyük harf I'sı. Daha sonra neydi? Light limit diyoruz. Box. Şu kısmı aynen alıp yapıştırıyoruz buraya arkadaşlar. Başka var mı? Sanırım başka yok. Diğerlerini görebilmek açısından şu A'yı aynen alalım. İkincisine yapıştıralım. Resim 2 olacak burası. Direkt şu şekilde yapalım. Şimdi 2 tane oldu ya, gidelim bakalım. Şunu da kapatalım. Daha bununla bir işimiz yok. F5 diyorum. Bu ikisinde var şu an arkadaşlar. Bakın tıkladım. Gördüğünüz gibi geldi. Resim 1, resim 2 diye. Tıkladım. Next diyor bakın. Tıkladım. İleri gitti. Preview diyor bakın. Tıkladım. Geri geldi. Close'a tıkladım. Kapandı. Sayfanın herhangi bir yerine tıkladım. Kapandı. Diğerlerini de yapalım arkadaşlar. Diğerlerini de yaptık. Şu son bir tane. Evet, hemen bir son kez kontrollerimizi yapalım. Tıkladım. Next. İkincisi geldi. Üçüncüsü geldi. Yani her resimlerin şeylerini değiştirmedik ya arkadaşlar, hatırlarsanız. Bu resim 4'tü biliyorsunuz. Bu da 3'tü. Şöyle hemen tıkladık. Geldi. Bir son öncekine gittik. Öncekine gittik. Öncekine gittik. Kapattık. Lightbox'ın kullanımı bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar hakkımızda sayfamızı yaklaşık bir 12 ders bu derste birlikte sürdü. Hakkımızı sayfamızı tamamladık. Fakat bir ayar yapmadık. Ne ayarı? Şöyle hemen göstereyim ben size. Sayfamı küçülteceğim. Küçük ekrandaki arkadaşlar bunu zaten böyle görecek. Onlar hiç umarım bu derse kadar zahmet etmemişlerdir. Ben bunu da uyarmış olmam lazım. Bakın. Küçültüyorum. Şu an bu büyük large ekranda orta düzey ekrana geldiğim zaman hop gitti. Görüyor musunuz? Resimler büyüdü. Ne hale geldi? Bunlar arkadaşlar hatırlarsanız cool, lg, mg, işte sm, xs falan cluster'ı vardı. Bunları bir sonraki dersimizde arkadaşlar ayarlamak üzere. Hoşça kalın şimdilik.